Merhaba kardeş. Bugün Instagram üzerinden bana gelen sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Daha önce Ankaragücü taraftarını nasıl tanıyordu? Bunu cevaplamama bile gerek yok. Ben değil, bütün Türkiye biliyor Ankaragücü camiasını ve taraftarının ne kadar büyük bir taraftar olduğudur. Bunu geçelim. Geçelim başka bir soruya. Ankaragücü oyuncularının düşüncesi nedir? Seneye Süper Lig hayalimiz gerçekleşebilir mi? Abdülkadir 06 arkadaşımız sormuş. Şunu söyleyeyim, bizim yani camia olarak, hocalar, yöneticilerimiz olarak, biz futbolcu arkadaşlar olarak sadece aklımızdaki ve fikrimizdeki tek düşünce şampiyonluk. Bundan başka bir şey değil. Bu büyük camiaya ve 110 yıllık koca çınar olan Ankaragücü camiasına da sezon sonu şampiyonluk yakışır. Takım olarak başka da hiçbir düşüncemiz yok. Amatör gençlere ne önerirsiniz? Gold Spor Ankaragücü göndermiş. Amatör kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu buradan yani belirtmek isterim. Çok çalışsınlar. Çünkü çalışmadan, alın teri harcanmadan bir yerlere gelinmiyor. İnşallah hepsi en kısa sürede daha yerlere gelirler. Ya Murat, la beni bir bırak labi. Labi bırak peşimi ya. İshak Çakmak, medya ekibini nasıl kandırıyor? Her videoda ve resimde var. Abi vallahi bu çok kıskanç ya. Kıskanma oğlum, kıskanma. Herkes seviyor beni, ben de onları seviyorum, ondan çekiyorlar Murat. Deplasmanlarda taraftarların olmaması sizi etkiliyor mu? Batuhan 06 arkadaşımız sormuş. Tabii etkiliyor, etkilemez olur mu? Son 2-3 yıldır malum pandemi virüsten dolayı taraftarlarımız yanımızda olmuyor ama bize dışarı içerisi fark etmiyor. Biz her zaman taraftarlarımızın yanımızda olduğunu hissediyoruz. Onlar yanımızda olmasa da. Ama son zamanlarda bu pandemiden dolayı %50 kapasite açıldı. Şu an daha çok taraftarlarımız geliyor. Onlar bizim yanımızda olduğu sürece 12. adam olarak her zaman daha yerlerde oluruz. Geçelim başka bir soruya. Başlarların devamını dilerim. Özel harekat polisiyim. Suriye'deyim. İmzalı forma talep edebilir misiniz? Tabii ki, ne demek? Askerimiz, polisimiz, onlar başımızın tacı. Onlar varsa biz varız. Onlar biz bu ülkemizde rahat edelim, rahat uyuyalım diye gece gündüz nöbet tutuyorlar. Allah onlardan razı olsun. En kısa sürede formayı imzalar yollarız inşallah. Geçelim başka bir soruya. Eyvah eyvah, bunu geçelim. Mustafa Dalcı ile aranız nasıl diyor? Vallahi ben konuşursam hoca beni paket eder. Ama yine de cevaplayalım. Mustafa hocam düzgün, karakterli, kişilikli bir insandır. Kendisini çok severim. Umarım o da beni seviyordur. Takımda en iyi anlaştığın kişi kim abi? Naber kanka? Efe arkadaşımız göndermiş. Hocam. Gel. Ben bütün takım arkadaşlarımla iyi anlaşırım ama La gel. İyi anlaştım. Birden fazla arkadaş olduğu için bunu pas geçelim. Peki abi, git. Başka bir diğer soru. Şimdiye kadar yaptığın en çılgınca şey nedir? Çok zorlayıcı bir soru. Futbol bazında cevap vereyim. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da oynarken bir yan topta topu çizgiden çıkarayım derken kendi kaleme attığım goldür futbol hayatımda.
başka bir soruya geçelim. Ankara'nın en sevdiğin yanı? Eşimin Ankaralı olması. Güzel. İlk Ankara Gücü taraftarıyla buluşunca ne hissettin? Bu, yani bunu kelimelere dökmek kifayetsiz kalır. Gerçekten daha önce de söylediğim gibi büyük bir camia, 110 yıllık bir çınar taraftarıyla meşhur olan bir kulüp. Çok heyecanlandım diyebilirim yani. Başka bir soruya geçelim. Kendi mevkisi dışında nerede oynamayı isterdi? Düğünlerde diyormuşum. Kendi mevkim dışında 10 numara pozisyonda oynamak isterdim. Futbola nasıl başladın? Futbola Konya'nın ilçesi var Çumra. Okul takımında başlamıştım orada. İlk futbola başlama yaşantım orada oldu. 10 yaşındaydım. 10 yaşında başladım. Daha sonra oradan da Konya Şekerspor'a geçtim. İlk futbola başladığım yer Çatalhöyük Çumra Belediyespor'dur. Konya'nın ilçesi Çumra. En sevdiğin sanatçı kim? Güzel bir soru. Fatih Yılmaz yer arkadaşımız sormuş. Hakan Altun ve Ebru Gündeş. Aşk adam olduğum için hanım bunları okuyordur şimdi. Sezon sonu kupayı Eryaman'a getirecek misiniz? Bu soruyu sormamış olarak kabul ediyorum. Allah'tan bir kaza bela gelmediği sürece biz o kupayı getireceğiz. Başka kaçış yolumuz yok yani. Tek hedefimiz o. Ankara Gücü'nün yeni Sedat Açay olarak anılıyor. Bu konuda düşüncesi nedir? Berk Murat Öztürk. Kardeşimiz sormuş. Sedat abiyle yani bir akrabalığım falan yok ama o da Muşlu. Hani ben de Muşluyum. Sedat abimi de hani çok severim. Daha önce de karşılıklı çok oynadık. Beni ona kıyas ettiğiniz için çok teşekkür ederim ama o daha iyi futbolcuydu diyebilirim. Önceden Ankara Gücü'nü nasıl bilirdi İshak? Tekrar söylemeye gerek yok. Her defasında söylüyorum. Ankara Gücü çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. Oynadığı diğer takımları düşününce Ankara Gücü'ndeki en büyük farklılığı ne olarak görüyor? Arda Bilge arkadaşımız sormuş. Diğer takımlara nazaran Ankara Gücümüz gerçekten yine basa basa söylüyorum üzerine. Çok büyük bir camia. Atmosferi, tesisleri, taraftarıyla müthiş bir camia. Tek fark taraftar ve kulübü diyebilirim. Evet, geçelim başka bir soruya. Futbolu üç kelimeyle özetlemek istersen bu kelimeler ne olurdu diye sormuş bir arkadaşımız. İsmini de vermemiş. Murat olabilir bu, Murat Uçar. Tutku, aşk ve gol olarak değerlendirmek istiyorum bunu. Abi, Ronaldo futbolu senden öğrendiğini söylüyor, doğru mu? 11 Jadex diye bir arkadaşımız sormuş. Ya arkadaş, la kardeş ben kim, Ronaldo kim, gözünü seveyim ya. Estağfurullah ya, Ronaldo gerçekten çok büyük bir profesyonel. Hatta geçen Instagram'dan mı Twitter'dan bir şeyini okudum. Bir arkadaş sabah 6-6.30 gibi tesise geliyormuş, Ronaldo'ya bakmış, Ronaldo 6-6.30'da tesiste. Girmiş adam, çalışıyor fitness'ta. Bir sonraki günde 5 küsür de gelmiş, bakmış yine Ronaldo ondan önce gelmiş. Makina. Bence doğrudur ya, çünkü işini sevmese, tam bir profesyonel olmasa buralara gelemezdi. Deyip başka bir soruya geçelim. Sen kaçta kalkıyorsun? 7'de kalkıyorum. Evet. 2 tane bebe var. Biri 6 aylık, biri 5 yaşında. Sabahın 5.30'da kaldırıyorlar. Maşallah. Yine enerjiyim be. Abi, Ankara Gücü senin hayatının neresinde ne kadar önemli diye bir soru Azat Sondere diye bir arkadaşımız göndermiş. 6-7 aydır buradayım. Daha önce de birçok kulüpte oynadım. Ailemden sonra tam hayatımın merkezinde diyebilirim.
Yerinize sizin kadar yetenekli bir genç yetiştiriyor musunuz? Rızak Su 06 arkadaşımız sormuş bunu. Yani takımda var bir tane genç. Hadi ismini de vereyim. Ulaş. Aynı mevkide oynadığımızdan dolayı daha genç, öne açık. Daha futbol oynaması için çok uzun yıllar var. Beğeniyorum onu. İnşallah daha iyi yerlerde olacaktır Ulaş. Diyebilirim. Ankara Gücü'ne gelmende etkili olan en büyük faktör neydi? Swartman 06 diye arkadaşımız sormuş. Bunu tartışmaya bile gerek yok ya. Daha önce de söylemiştim. Büyük bir camia. Bu enerji nereden geliyor? İshak demiş. Doğuştan diyebilirim. Genel anlamda hayatın her anında pozitif bir insan olduğum için bence oradan geliyor. Başka bir soruya bakalım. İshak Bey Ankara Gücü'ne ilk teklif geldiği zaman ne hissetti, ne düşündü? Bursa'dan selamlar. Emre Ertkal 06 arkadaşımız yollamış bu soruyu. Ankara Gücü'ne ilk teklif geldiğinde hiç düşünmeden çıkıp geldim. Ve geldiğim günde zaten anlaştım. Böyle büyük bir camianın, büyük bir taraftarın önüne çıkmayı merakla bekliyordum. Ondan dolayı hemen anlaştım. Her iki taraf için de inşallah hayırlı olur. Hayırlısı olur diye düşünüyorum. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Bir sonraki yayında da sürpriz konuğu ben seçeceğim. Ankara güçlü, her biri aynı bak ayrı bir güçlü. Yürüyor namı ve sürdüğü hükmü. Yılmadı bu kulüp, savaştı her gün. Sorma, bize nasıl çıktı karşı. Korkma, doğacak bu kulüp yeniden küllerinden Ankara.